Merhaba, ben Tunç Şatıroğlu ve sizlerden bankacılık hakkında birçok soru geliyordu. Halen de gelmeye devam ediyor. İşte bilançoların bitmesini bekledim. Bilançolar tamamlandı büyük ölçüde. 2020'ye altılar tamamlandı. Bankacılık için hepsi tamamlandı. Ve bankacılık hisselerine bir bakalım istiyorum. Çünkü yani bankacılıkta ben bir potansiyel görüyorum, beğeniyorum ama işte şu banka nasıl, bu banka nasıl gibi sorular geliyor. Şöyle genel olarak bakacak olursak, bakın bütün dünyada bu finans sektöründe bu pandemiyle beraber başlayan bir zafiyet var. Yani bizim bankalar da bundan etkilendi. Ayrıca bizde aktif rasyosu denilen olay bankaları sıkıştırdı bir kısmını ve işte bizde bu kurdaki artış, yabancı çıkışı falan gibi piyasalarda böyle bir şey oldu, olumsuzluklar oldu. Tabii bütün bunlar yani bankaları da böyle sıkıntıya düşüren şeyler olabiliyor. Türkiye özelinde, dünya özelinde şeyler, dünya genelinde veya Türkiye özelinde şeylerden bankacılık etkilenebiliyor. Ancak bankalarda ben halen daha büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. İşte bu çalışmamızda da hisselaplan bir filtreleme yapacağız, bir rakamlarına bankaların bakacağız. Hisselap nedir derseniz bu Osmanlı Yatırım tarafından müşterilerine belli bir ücret ya da komisyon üretimi karşılığında sunulan bir araştırma platformu. Onu kullanıyorum ben de. İşte bankacılıkla ilgili de şöyle bir çalışmamız oldu. Şimdi burada bunların hepsinin üzerinden gitmek istiyorum. Şöyle biraz yaklaştıralım. Evet. Şöyle, evet. Tamam. Şimdi piyasa değerine göre sıraladığımızda en tepede QNB Finansbank var. İşte bu nasıl şey? Yani bir iş bankasının neredeyse 10 katından daha fazla piyasa değeri var. İşte çünkü spekülatif, çünkü tamamen yani bu bankanın dolaşımdaki hisse sayısı az. O yüzden birileri alıyor, çok yükseliyor, bulunamayınca, talep olunca böyle çok da artmış oluyor. O yüzden zaten takip edilecek bir şey değil, yani üzerinde konuşulacak bir şey değil bu. Kalkınma Bankası da, o da aynı şekilde, o da çok yüksek fiyatlarda. Onları bir kere bir kenara bırakıyoruz. Yani bunlar bizim ne diyelim, banka evrenimizin içerisinde, banka yatırım evrenimizin içerisinde değiller. Şu en aşağıda da İş Bankası A ve B'yi görüyorsunuz. Onlarla da ilgilenmiyoruz çünkü onlar da piyasada az bulunan şeyler. İş Bankası'nın İş Bankası C belirliyor. Peki bu durumda piyasa değeri defter değerine göre bunları bir sıraladığımızda, bakın Halkbank'ın en ucuz olduğunu görüyorsunuz. Bu piyasa değeri defter değerine göre Halkbank en ucuzu. 0,31. Ve Halkbank'ın FK'sı da 4,5. O da gayet iyi. Öz sermaye karlılığı diğerlerine göre makul sayılabilecek bir şey. Takipteki kredi oranı oldukça düşük. %4,04, gayet iyi. Analist al tavsiyeleri. Yani FactSet'ten geliyor işte bu veriler. Ben hafta sonu yapmış olduğum cazip hisseler videosunda da bundan bahsetmiştim. Bu FactSet bunu dünyadaki bütün analistlerden topluyor. Analist dediğimiz kişiler CFA'li ya da işte bizim memlekette düzey 3 SPL lisansı olan, o sosyal medyadaki analiz yapıyorum deyip de ama herhangi bir lisans olmayan insanlar gibi değil. Onlardan gelen tavsiyeler, bakın %13'ü al. Yani burada da zaten biliyorsunuz Halkbank'ın davası var. Hatta ikiye çıktı davalar. Davalar nedeniyle analistler biraz böyle temkinli bakıyorlar ama en ucuz banka, karlılığı da var, FK'sı da güzel falan bir şey Halkbank. Tabii ki bu bir şeydir, yani bir ucuzdur diyoruz. Bir tamamen bir basit bir seçme sıralama yapmış oluyoruz buna göre. Alıp almamak sizin kararınızdır. Dersiniz ki ben Halkbank'la ilgilenmem, böyle bir dava varsa tamam. Yani normal. O zaman İş Bankası var. 0,36. İş Bankası'nın FK'sı daha da yüksek. Öz sermaye karlılığı daha da yüksek. Takipteki kredi oranı biraz daha fazla. Daha fazla analiz tarafından al tavsiyesi veriliyor ama o da çok fazla değil. %23'ü sadece. Vakıfbank 3. sırada.
Bu da İş Bankası kadar neredeyse ucuz. İş Bankası gibi FK'sı benzer bir FK'sı var. Öz sermaye karlılığı da yüksek İş Bankası'ndan, takipteki kredi oranı da İş Bankası'ndan daha düşük. Analist al tavsiyeleri de %40. Yani bu üçü arasında en ucuzu Akbank olmakla beraber Vakıfbank daha öne çıkıyor. Şimdi dördüncü de Yapı Kredi'ye geliyoruz. Yapı Kredi, o da Vakıfbank'a göre birazcık daha pahalı. FK'sı biraz daha fazla. Öz sermaye karlılığı düşük Vakıfbank'a göre. Takipteki kredi oranı da biraz daha yüksek. Ama analist al tavsiyeleri açısından %81 daha çok beğeniyorum. Yapı Kredi ile beraber bakınız, Yapı Kredi, Akbank ve Garanti Bankası çok beğenilenler arasında. Albaraka var. Albaraka'nın FK'sı çok yüksek. Öz sermaye karlılığı çok düşük. Takipteki kredi oranı öyle, tamam, normal denebiliriz. Analist al tavsiyeleri yok çünkü takip edilmiyor. Yani bu demek ki bu kadar yüksek FK, bu kadar düşük öz sermaye karlılığı pek tercih edilebilecek bir banka olmadığını düşünüyorum Albaraka'nın. Yok, tercih edilmez böyle bir şey. Yani Halkbank dava yüzünden tercih edilmez. Albaraka da FK yüzünden tercih edilmez. TSKB, o da FK'ya, piyasa değeri defterlerine göre iyi. Öz sermaye karlılık güzel. Takipteki kredi oranı en düşük onun zannedersem. Analist al tavsiyeleri de %75 olarak devam ediyor. Bu da iyi. Şekerbank zaten tercih etmeyeceğimiz bir şey. FK'sı eksi, öz sermaye karlılığı da eksi. Negatif, takipteki kredi oranı da %13, en yüksek burada. Böyle bir şeyi biz şey yapmayız yani. Yatırım için çok da uygun görmüyorum ben Şekerbank'ı. ICBC FK'sı çok yüksek, öz sermaye karlılığı çok düşük, piyasa değeri defter değeri de çok yüksek. Bununla da ilgilenmeye gerek yok. QNB Finansbank, onu da bahsettik. Diğer kalkınmayı da söyledik. Dolayısıyla yani toparlayacak olursak, analistlerin burada beğendikleri Yapı Kredi, Akbank, Garanti ve TSKB. Ama değerlemelere göre en ucuz Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve bunların içerisinde, bu üçü içerisinde Vakıfbank daha öne çıkıyor. Albaraka, Şekerbank, ICBC, QNB, Kalkınma Bankası gibi şeyler de yatırım için uygun değil bu değerlere göre baktığımızda. Şimdi şurada bir tane de mesela bir Garanti Bankası'na bakmak istiyorum. Garanti Bankası'na baktığımızda bu piyasa değeri defterlerinden neden bahsediyorum? Bakınız, Garanti Bankası piyasa değeri defterleri 0,51. Bunun son 10 yıllık ortalaması 1,43. İyi bir zamanında da işte buralardaymış. Hatta belki 1,06 da diyebileceğiz. Diyelim ki 1 olsun. Şimdi 0,50'den 1'e %100'lük bir potansiyel var burada. Şimdi diyebilirsiniz ki ya ama yıllar içerisinde de hep bankalar kötü gitmiş. Şimdi yıllar içerisinde borsa da tabii ki kötü gitti. Bunun da sebeplerini biliyoruz. Yani burada bakarken Türkiye'ye, Türkiye'nin ekonomik verilerine olsun, Türkiye'nin borsasına olsun, her şeyini biraz da şartlara göre bakmak lazım. Şartlarda işte nedir? Biliyorsunuz yani neler yaşadı bu ülke. Bu memleket neler gördü? Darbe girişimi de gördü. İşte bir PKK ile mücadele, hem yurt içerisinde mücadele etti. Hükümet kurulamadı. Yani işte seçimden tek başına bir hükümet çıkmadı. İstikşafi görüşmeler yapıldı. Suriye'ye bir takım operasyonlar yapıldı. Raip Brunson krizi yaşandı vesaire. Sürekli şeyler oluyor. Eğer bunların biraz yani bitmeseler bile azalacağını düşünüyorsak %100'lük bir potansiyel var. Bunlardan büyük ölçüde kurtulacağımızı düşünebiliyorsak o zaman artık bu defter değerleri 2'ye falan gidebilir. Daha da büyük potansiyeller var. Türkiye bir gün o noktalara gelecek mi? Bence gelecek ama hedefimizi düşük koyalım. Biz bir defter değeri hedefi fiyatlayalım. O zaman 0,51'den 1'e giderken %100'lük bir defter değerine göre potansiyel var. Ama defter değeri de artıyor. İşte o sermaye karlılığı dediğimiz şey, o da artıyor. Potansiyel aslında %100'ünde üzerinde olduğunu görüyorsunuz bu durumda. Peki bir de mesela yabancı
finans gruplarına bakacak olsak. Mesela şurada Equity RT'den bakıyorum bunu. Bu da yine Osmanlı yatırımın ama bu daha pahalı ve farklı bir ürün. Ve işte mesela JP Morgan'a bakalım. JP Morgan New York borsasında defter değerine göre fiyatı 1,12 diyor. 1,1. Ama Bank of America 0,80. Mesela bizim Garanti Bankası 0,54'lü. Citigroup ve Wells Fargo da benzer şekillerde olduğunu görüyorsunuz. Fiyat kazanç oranı onların üstelik daha da yüksek. Yani bizimkiler daha çok kazanmışlar veya işte bizim piyasa değerleri karına göre bizimkilerin daha düşük olduğunu gösteriyor. Yani bizimkiler FK'ya göre daha ucuz ama defter değerinden gidecek olsak Citigroup, Wells Fargo da mesela bu durumda olduğunu görüyorsunuz ki bunlar işte çok büyük şeyler. Bildiğimiz, tanıdığımız şeyler. JP Morgan zaten bilinen bir şey. Bank of America'ya bakıyoruz biz. Mesela burada Bank of America'ya bakıyorsunuz. Görüyorsunuz Bank of America'yı. Şurada işte şu sarı mesela S&P 500 ama kırmızı Bank of America. Bakın özellikle yani şeyden beri Ağustos'un 11'inden beri Bank of America düşerken S&P yükselmeye devam ediyor. Orada da bu haliyle beğeniliyor, al deniliyor çoğunlukla. İşte tut diyenler daha az ve işte arttır yani beğeniyoruz, güzel, ucuz ama çok da böyle tavsiye ettiğimiz şirketlerin içerisinde değil demek bu gösterge. Yani bu yani koskoca işte Bank of America için söylenmiş bir şey. Bizdeki durumlarda bir tabii buna göre nasıl bir farklılığı var? İşte bizde de Türkiye özelinde bir takım problemler ama bizde şöyle Türkiye özelinde şöyle de bir avantaj var. Mesela bu aktif rasyosu biraz gevşetildi. Biraz daha gevşetilebilir. Biraz daha bu yapılan faizle ilgili düzenlemeler, işte biraz arttırıldı bu faizler. Yani piyasadaki faiz biraz arttırılmış oldu yapılan işlemlerle. Bunlar belki biraz daha arttırabilir ve kurda bir istikrar sağlanabilir. Bütün bunlar olduğu zaman zaten bankacılık önünde daha büyük potansiyel olduğundan bahsediyorum ben. Ve bütün ve yani neden olmasın işte aktif rasyosu hemen biraz gevşetildi ve de biraz da böyle faizlerde artış da gördük, daha da görebiliriz. İllaki politika faizinin artması da gerekmiyor. İşte diğer şekillerde bu faizi de arttırabiliyor Merkez Bankası. Ekonomi yönetimi değişti, birlikte çalışabiliyor. Dolayısıyla uzun lafın kısası, bankalar ne zaman çıkacak cevabı bilmiyorum. Herhangi bir şeyin ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Bankalarda çok potansiyel var mı? Var. Onları da burada size anlattım. Çok ucuz bir şeylere gideyim derseniz Halk Bankası, İş Bankası, Vakıf Bank'a gideceksiniz. Analistlerin beğendiği şeylere gidiyorsanız işte Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi'ye bakacaksınız. TSKB'ye de bakabilirsiniz. Diğer şeylerle de ilgilenmeyeceksiniz. İşte günlükte bu kadar.